Elinizde 100 sayfalık bir kitap olduğunu düşünün. Aynı zamanda bu kitabın her sayfasında sadece bir cümle var. Birinci sayfadaki cümle, bu kitapta yalnızca bir tane yanlış ifade vardır. İkinci sayfadaki cümle, bu kitapta yalnızca iki tane yanlış ifade vardır. Üçüncü sayfadaki cümle, bu kitapta yalnızca 3 tane yanlış ifade vardır. Yüzüncü sayfadaki cümle, bu kitapta yalnızca 100 tane yanlış ifade vardır. Peki sizce bu kitapta doğru olan bir ya da birden fazla ifade var mıdır? Varsa hangi sayfalardaki ifade doğrudur? ...99. sayfadaki ifade doğrudur. Daha önceki 98. sayfadaki yanlış ifadelerle 100. sayfadaki yanlış ifadenin toplamı 99 eder. Bu da 99. sayfadaki ifadenin doğru olduğu anlamına gelmekte. Hiç arkadaşı olmayan Cem'i okulda arkadaşları dışlamakta ve onunla dalga geçmektedirler. Cem ise sınıfta Seray adındaki kıza üniversitedeki ilk yılından beri aşıktır. Bir gün Cem, Seray'ın yanına gelmiş ve mezuniyet balosuna onunla gitmek istemiş. Seray ise erkek arkadaşı olduğu için Cem'i reddetmiş. Bunun üzerine Cem tabii ki de çok üzülmüş. Bir gece Seray evine doğru yürürken karşısına bir anda 3 tane adam çıkmış ve ondan para istemişler. Çok korkan Seray'ın yanında hiç parası yokmuş. Seray ne yapacağını bilmediği için korkudan ağlamaya başlamış. Bir ara polisi aramaya çalışmış ancak adamlar elinden telefonu almışlar. Oradan geçen Cem ise yaşananları fark etmiş ve hızlıca adamların yanına gidip onlara vurmaya başlamıştır. Adamlarsa ne olur vurma, pişmanız Cem, tamam gidiyoruz diyerek kaçmaya başlamışlar. Adamlar gittikten sonra Seray mutlu olacağı ve Cem'e teşekkür edeceği yerde "Çabuk buradan git Cem, yaptığın şey çok aptalcaydı" demiştir. Peki ama sizce Seray neden böyle bir tepki vermiştir? Seray her şeyin bir kurmaca olduğunu fark etmiştir. Bunu da kendine saldıran adamlardan birinin Cem'e adıyla hitap etmesinden anlamış. Sırada kafanızı karıştıracak bir soru var. Sizce armudu su şişesine nasıl koyarız? Düşünmeniz için süreniz başladı. Şişeyi armut ağacının dalına koyarız, daldaki armut büyür ve şişede kalır. Bu dizide takip eden sayıyı bulunuz. Dizideki sayılar bu dizide takip eden sayıyı bulunuz cümlesindeki kelimelerin sırasıyla harf sayılarıdır. Cevapsa bulunuz kelimesinin harf sayısı olan 7'dir. İçleri sarı, kırmızı ve mavi ile doldurulmuş karelerde sizce soru işaretli yere hangi renkler gelmeli? Her şekilde 2 sarı, 3 mavi ve 4 kırmızı kare bulunmakta. Bu yüzden soru işaretli yerlere sırasıyla kırmızı, sarı ve mavi renkler gelmeli. Sıradaki soruda biraz zorlanabilirsiniz. Bu yüzden videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyin. Sorumuzsa şu şekilde. Belli bir mantığa göre harflerin yazılı olduğu resimde boş kısma hangi şık gelmeli? E şıkkı gelmeli çünkü Ocak'tan başlayarak tüm aylar tabloda çaprazlama bir biçimde yazılmakta. Şimdi ise gözlerinizi ve dikkatinizi test edeceğiz. Bu iki renkli dairenin içinde sizce hangi rakamlar yazmakta? Renkli dairelerin içinde 74 rakamı yazılı. Peki bu dairelerin içerisinde yazan rakamlar hangileri?
Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyin. Gri dairenin içinde 8, turuncu dairenin içinde ise 6 yazılı. Zorluk seviyesi yavaş yavaş yükselmekte. Peki sizce bu iki dairenin içinde hangi rakamlar yazılı? Eğer ki 69 rakamını gördüyseniz tebrikler, doğru bildiniz. Bakalım sıradaki dairenin içinde yazılı olan rakamları verdiğimiz süre içinde görebilecek misiniz? İlk dairenin içinde 10 yazarken diğerinde 8 yazmakta. Geldik en zor ve son dikkat sorumuza. Eğer ki bu soruya da doğru cevap verirseniz gerçekten de çok keskin ve sağlıklı gözleriniz olduğu konusunda çevrenize hava atabilirsiniz. Eğer ki 53 rakamını gördüyseniz tebrikler, doğru bildiniz. Peki kaç soruya doğru yanıt vermiştiniz? Sırada resimli fark soruları bulunmakta. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Süreniz başladı. İki resim arasındaki tek fark karakterin burnundaki çizgidir. Peki bu resimler arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Süre başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Pembe köpeğin arkasındaki siyah desen bir resimde varken diğerinde yoktur. Sıradaki resim biraz gözlerinizi zorlayacaktır. Ama gerçekten keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki bu tek farkı hemen bulabilirsiniz. İki resim arasındaki tek fark işte burada. Yine gözlerinizi zorlayacak karmaşık bir resim. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde iki resim arasındaki tek farkı bulabilecek. İki resim arasındaki tek fark resmin sol altındaki karakterin bilekliği. İlk bakışta aynıymış gibi duran bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Süreniz başladı ama isterseniz videoyu durdurup resmi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Resmin sol üstündeki karakterin kolları bir resimde varken diğerinde yoktur. Sırada son fark sorumuz var. Bu resimlerde sizi biraz zorlayabilir. Sizce bu iki resim arasındaki küçük fark nerede bulunmakta? Arkadaki yuvarlak halkalardan bir tanesi bir resimde varken diğerinde yoktur. Resimde iki farklı sınıfta iki farklı öğretmen görüyorsunuz. Bu öğretmenlerden birisi Hayalet. Ama hangisi? Sizce hangi öğretmen Hayalet? Hayalet olan öğretmen soldaki öğretmendir. Bunu da kırmızı gözlerinden anladık. Çünkü hiçbir insanın gözleri kırmızı olamaz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.
sıradaki videoda görüşmek üzere.